Aziz müminler, hutbemiz engelleri hep birlikte sevgiyle aşmak, engellilere yol açmak, hayatı onlara kolaylaştırmak hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbi Rahimimiz şüphesiz insanı en güzel surette, biçimde yarattık. Evet değerli kardeşlerim, insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi, en mükemmelidir. En üstün özellik ve güzellikle, vasıflarla donatılmış muazzez bir varlıktır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri, rengi, ırkı, cinsiyeti, engelli veya engelsiz, sağlıklı veya sağlıksız, makamlı veya makamsız, şu veya bu topluluğa mensubiyetiyle değil, Allah katındaki değeri imanıyladır, takvasıyladır, iyi bir insan, iyi bir mümin olmasıyladır. İmtihan için, imtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ashabihi buyurdular: Allah sizin vücutlarınıza, bedenlerinize, görüntünüze bakmaz. Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. Oradaki imana, oradaki insanlığa, oradaki vicdana, insafa, adalete, hakkaniyete, merhamete, iyi niyete bakar. Kıymetli Müslümanlar, aziz ihvan-ı din, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedensel engellilere ayrı bir değer vermiş. Onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli olan bir sahabi, Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere üzerinden cübbesini çıkarıp seren bir peygamberin ümmetiyiz biz. Onunla arasında geçen bir hadiseden dolayı Rabbimizden gelen ikaza Allah'ın Resulü o kadar derin bir kulak vermiştir ki, onu Mus'ab bin Ümeyr ile birlikte Müslümanlara Kur'an öğretmesi hususunda vazifelendirilmiştir. Onu Hazreti Bilal radıyallahu teala anh ile birlikte mescidinin müezzini kılmıştır. Sevgili Müslümanlar, Allah Resulü'nün engellilere karşı çok ama çok büyük bir şefkati vardı, ilgisi, alakası vardı. Mesela bunlardan biri aziz kardeşlerim, Ümmü Mektum dedik. Bakınız, Ümmü Mektum'u Allah Resulü tam 13 kez kendi yerine vekaleten Medine'nin idaresini ve müminlere namaz kıldırma vazifesini ona vererek savaşlara, ziyaretlere, gazvelere gitmiştir. Sadece Ümmü Mektum mu kardeşlerim? Ayağı aksayan bir sahabi vardı. Resulullah'ın en alim talebelerindendi. Hazreti Muaz bin Cebel, Allah'ın Resulü, o büyük fakihi, o büyük sahabeyi Yemen'e vali tayin etmiştir. Kardeşlerim, bir sahabi vardı, ayağı aksıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaşlarında her tür, her yaştan sahabi gelir, biz de katılalım ya Resulullah derdi. Amr bin Cemuh geldi Resulullah'a. Ya Resulallah, ne olursun müsaade et, ben de şu topal ayağımla Allah yolunda cihad edeyim, şehit olayım dedi. Efendimiz biraz düşündü, müsaade etti. Dedi ya Resulallah, ben şehit olursam cennette ayağım düz olacak mı, ayağım sağlıklı olacak mı dediğinde Efendimiz evet diyordu. Uhud'da şehit oldu Amr.
Efendimiz buyurdular ki ben onu cennette ayağı sapasağlam olduğu halde yürürken görüyordum diyor. Öyleyse aziz kardeşlerim, şunu iyi anlayalım. Allah Resulü engellileri aşağılayan, üzen bir usul ve uslube ziyadesiyle karşı olduğundan dolayı kör, sağır, dilsiz gibi bir tabir kullanmaz. Bilakis görmeyen bir sahabisini ziyarete gideceği zaman şu iyi gören kardeşimizi ziyarete gidelim diyordu. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Onun medeniyetiyle medeni bir mümin olmak bizim vazifemizdir. Bakın kardeşlerim, Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz, Resulullah'ımızın diğer hanımı validemiz Hazreti Safiye hakkında dedi ki o boyu kısa kadın mı dedi. Böyle ifade etti. Allah Resulü Hazreti Ayşe ikaz etti. Ayşe, Ayşe sen öyle bir söz söyledin ki denizlere dökülse denizleri kirletir buyurdu. Mümin mümini aşağılayamaz, kıramaz, dökemez, yakamaz, yıkamaz, üzemez. Bu kul hakkı olur. Değerli Müslümanlar, bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberi olmasına rağmen bazı hususlarda lanet okuduğu vakidir. Misalen engellilere yardımcı olmayı ibadet kabul eden Resulullah'ımız aleyhissalatü vesselam bir görme engelli bir amayı ona yol göstereceği zaman yanlış yol gösteren kişilere Allah onlara lanet etsin diyordu. Allah onlara lanet etsin diyordu. Yani engellilerle dalga geçen, alay eden, onları ezen, üzen, hakir gören, onları oyuncak haline getiren, onlara karşı kötü niyetli davrananlara rahmetin peygamberi lanet okumuştur. Öyleyse aziz kardeşlerim, Allah'ın Resulü bedendeki engele bakmıyordu. Akla ve liyakata bakıyordu. Bizim ölçümüzde bu olması lazımdır. Bugün hepimize düşen engelli kardeşlerimizi doğru anlamak, onlara saygı göstermek, sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, bütün imkanlardan, meşru ve hayırlı imkanlardan istifade edebilmelerini sağlamak, bunun için seferber olmaktır. Onları üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan da kaçınmamız elzemdir. Unutmayalım ki engel bedende değildir. Bir adamın imanı engelliyse, bir adamın ahlakı, bir adamın sözleri, bir adamın adaleti, bir adamın vicdanı, bir adamın ahlakı, bir adamın karakteri engelliyse asıl engelli, asıl sakat, asıl bozuk olan odur kardeşlerim. Mühim olan imanda, ahlakta, fazilette arıza olmamasıdır. Diğeri bir kaderdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah hangi kulunu iki gözünü alırsa, o da buna razı olur, sabrederse, onun yeri cennetten başka bir şey değildir buyuruyor. Dolayısıyla kaderine razı, hayata tutunmaya çalışan o kardeşlerimiz, herhangi birimizin evladı, herhangi birimizin kardeşi olabilir. Onun ötesinde beni Adem'dir, Rabbimin kuludur, Resulümün ümmetidir diyebilmek bizim için ne kadar büyük bir fazilet olacaktır. Sevgili Müslümanlar, unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kamil mümin olabiliriz. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Her iyilik
bir sadakadır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sadakası bol olanlardan olmak ümidiyle. Ela inne ahsenel kelam ebla nizam. Kelamullahil melkil aziz allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el kur'an festemi'u lehu. Ve ansitû leallekum turhamûn. İnned dîne indellâhil islam.